AK Parti Çorum Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri Salim Uslu, PKK'lısı, dindarı, milliyetçisi, sosyal demokratı, sosyalisti hepsi bir araya geldi ve bize karşı bir şer ipliği oluşturdular dedi. 25. dönem milletvekilleri genel seçimi sonucunda AK Parti'nin 3 milletvekili çıkarmasından sonra AK Parti İl Başkanlığı önünde balkon konuşması gerçekleştirildi. Bir aracın üzerinde gerçekleştirilen balkon konuşmasına AK Parti milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Bağcı, Lütfi İlksen Ceritoğlu Kurt, AK Parti eski milletvekili Murat Yıldırım, Belediye Başkanı Muzaffer Gülcü, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Eyüp Arslan, partililer ve çok sayıda parti sevdalısı katıldı. Milletvekilleri adına bir konuşma yapan Salim Uslu, Çorum'un tekrar AK Parti'den 3 milletvekili çıkartmasının sevindirici olduğunu, ancak bu sevinci Türkiye'de Çorum'daki kadar coşkuyla kutlayamadıklarını söyledi. Maalesef Çorum'da kazandığımız başarıyı Türkiye'de kazanamadık diyen Uslu, yaptıkları hizmetlerde herhangi bir eksikliğin olmadığını belirterek bütün seçim çalışmaları yürüten partililere teşekkür etti. Borsanın düşmesi, yatırımların durması, İstikrarsızlığın getireceği güvensizlik ortamından Türkiye'yi kurtarmak yine AK kadrolara düşecek. Ne diyorsunuz diye suçlayanlar utanmadan onlara çalıştılar. Onlara destek verdiler. Bunları biliyorsunuz, tanıyorsunuz bunları. Evet, şimdi bu seçimlerde ayan beyan gördünüz. Kim kime çalışıyor? Bunu dini ya da siyasi gerekçelerle izah edemezsiniz. Bunların daha iyi Türkiye projeleri yoktu. Daha iyi Çorum projeleri yoktu. AK Parti gitsin de isterse Türkiye batsın diyenler AK Parti'ye karşı ittifak oluşturdular. Ve tabii toplumdan destek bulamadılar. CHP MHP'ye, paralelciler HDP'ye ve CHP'ye, HDP'de ödünç oylar almak suretiyle hepsi birden ödünç oylarla şu anda milletvekili çıkardılar. Ama bilesiniz ki milletimiz bu ödünç oylar oy vermenin ne anlama geldiğini iyi biliyor. Onlara dedi ki, evet, parlamentoda temsil edilmiyoruz, eksik temsil ediliyoruz diye bir derdiniz olmasın. Hadi bakalım, vatanın birliği ve bütünlüğü adına, kalkınma adına, sosyal gelişme adına, siyasal istikrar adına ne yapıyorsanız, ne söylüyorsanız görelim dedi. Şimdi ödünç oylardan sonra sınanma zamanıdır. Onları da bir sınayacağız, göreceğiz. Bakalım sorumlu davranacaklar mı? Biz sorumlu davranmaya devam edeceğiz. Soğukkanlı olmaya devam edeceğiz. Taşkınlık yapmayacağız. Şımarıklık yapmayacağız. Ve olanı biteni tam bir vakarla takip edeceğiz. Olanda hayır vardır diyoruz. Ben gerçekten bu iki aylık çalışma sürecinde çok yüksek bir tempoyla çalışan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, kızlarımız, oğullarımız büyük bir dayanışma örneği, büyük bir özveri örneği göstererek AK Parti'yi yeniden Çorum'da 3-1 yaptılar. Bundan dolayı gece gündüz demeden koşturmuş, çalışmış olmanın gönül huzuru içerisindeyiz. Ama millet böyle bir karar verdi. Ve milletin kararına da saygılıyız. Demokrasinin anlamı da budur. Tehdit etmedik. Barajı geçirirseniz daha bulut oluruz, yağmur oluruz, yoksa da daha çıkarız, barajın altında kalırsak daha çıkarız diye milleti tehdit etmedik. Şantaj uygulamadık. Provokasyonlara gelmedik, provokasyonlara izin vermedik. Ama sonuçta ödünç oy vererek birilerine bir yapay parlamento oluşturdular. Bu parlamento aritmatiği istikrar getirmez. Türkiye'ye iyilik getirmez. Türkiye'ye hayır getirmez. O açıdan bugün Çorum olarak görevini yerine getirmiş olmanın huzur içerisindeyiz ama ülkemiz adına,
milletimiz adına, geleceğimiz adına, yarınlarımız adına doğrusu endişe duymuyoruz dersek yalan olur. Önümüzdeki günler görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler diyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Seçim sonuçlarına dair değerlendirmeleri izlemek üzere biz burada kalmaya devam edeceğiz. İsteyen arkadaşlar yine burada kalabilirler. Hepinize hem şahsım adına hem milletvekillerimiz, belediye başkanımız, il teşkilatımız adına çok teşekkür ediyor. Emeğinize, elinize sağlık diyorum. Yüreğinize sağlık diyorum. Sizlere saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Feel it, rüzgarlarda her.